Merhaba arkadaşlar, ben Sezer. Bu videoda yine değişik bir küple karşınızdayım. Bu da Spider-Man. Önce kadar. Bu Octopus muydu neydi? Ahtapot gibi bir adam işte. Bu da yine örümcek kadar. Bunu bilmiyorum. Venom vardı. Ha, Venom da şu. Bu da Venom. Bunu nasıl çözeceğiz ona bakacağız. Şimdi bunu da yapan düzgün yapmış. Niye düzgün yapmış? Çünkü renk uyumu güzel olmuş bunda. Beyaz üstte, sarı altta, önde yeşil, sağda kırmızı, solda turuncu, arkada mavi. Bunu düşünerek yapan arkadaş güzel yapmış yani. Bu açıdan tebrikler. Bunu bir karıştıralım. Nasıl çözüldüğüne bir bakalım. Önce beyazı yapalım. Sonra sarıyı bırakırız. Sarılarda yazı kısmı var zaten. Şöyle bir karıştıralım. Nasıl çözüldüğüne bir bakalım. Resim döküp seviyorsanız bence bunu da koleksiyonunuzda mutlaka bulundurmalısınız. Karıştırdık diyelim ki. Beyazdan başlayacağız demiştik. Beyazdan başlayalım. Beyaz burada. Beyazın artısını bir yapalım ilk önce. Doğru renk geliyor mu şu anda bilmiyorum ama rastgele beyaz parçaları bir araya toplamaya çalışıyorum. Şurada bir beyaz gördüm. Önce beyazı bir yerleştirelim, ondan sonra artının uçlarını yaparız. Daha kolay olur. Bir tane de beyaz burada var. Bunu mu buraya getireceğiz? Beyazlar. Bir de köşe parçası var, onu da getirelim. Şu an bütün değil de çoğu diyelim. Çünkü bir beyaz köşe eksik kaldı. Onu da getirelim. Tamam. Şu an bütün beyaz köşeleri aynı yüzeyde topladım ama hangisi doğru hangisi yanlış o belli değil tabi. Şu doğru olabilir. Şuna bir yön değişikliği yapmak gerekebilir. Bu da doğru olabilir. Şu doğru olabilir sadece. Öyle mi? Neyse bir yapalım. Sağ yukarı üst, sağ aşağı üst, sağ yukarı üst, sağ aşağı. Hangisini doğru kabul edeceğiz? Şunu doğru kabul edelim. Olmadı. Bir daha yapalım. Artırma uçlarını düzgün yapamadık. Doğru galiba. Bir daha yapalım. Bu saçma sapan bir şey oldu. Bir dakika, bunu tek tek yapacağız. Böyle hiçbir şey anlamadım. Tamam. Şunu kafa, bunu ayak, bunu el. Şuraya da bir tane daha el lazım. Bulamadık. Demin buradaydı, gözümün önündeki şeyi göremiyorum. Ha. Tamam, artıyı şu an doğru kabul edelim. Köşe parçalarını yapalım. Diğer renklerden yola çıkalım bari. Alt tarafta yeşil olduğuna göre bu köşe doğru yerde olması gerekiyor. Burada yeşil var çünkü. Yeşil de burada var. Tamam. Diğer bir köşe parçasına bakalım. Diğer bir köşe parçası buydu. Şimdi şu köşe parçasını aşağı, sol, yukarı, sağ yapalım. Bu da yerine geldi. Şu yanlış. Böyle yapıyoruz.
yaparsak olmadı. Bu ikisini yer değiştirmesi lazım. Bu köşeyi çıkartalım. Buraya da bu köşeyi getirelim. Şimdi bakalım. Şimdi oldu. Evet. Şimdi oldu. Şimdi diğer alt katmana geçelim. Şu merkez parçaları üst kısımda eşleştirelim. Şöyle bir kenara alıyoruz. Düzeltip yerine çekiyoruz. Bakıyoruz. Olmadı. Bir daha kenara alıp düzeltip yerine alıyoruz. Tamam. Bu eşleşti. Bunu eşleştireceğiz. Bu da olmadı. Denol. Yönünü değiştirip yukarı alıyoruz. Olmadı. Bir daha yönünü değiştirip yukarı alıyoruz. Olmadı. Bir daha yönünü değiştirip yukarı alıyoruz. Şimdi oldu. Dil kısmı uyuyor çünkü. Buna dikkat edeceğiz. Şu parçalara. Bu da olmamış. Bunu da eşleştirelim. Aşağıya alıp yönünü değiştiriyoruz. Yukarı alıyoruz. Bakıyoruz. Olmadı. Bir daha aşağı alıp yönünü değiştirip yukarı alıyoruz. Yine olmadı. Şu eşleşmedi buraya. Düzgün bir şekilde. Bir daha. Evet, şimdi eşleşti. Buraya bakalım. Burada da bir anormallik var. Bunu da düzeltelim. Şöyle aşağıya alıp yön değiştirip yukarı alıyoruz. Eşleşmedi galiba. Bir daha deneyelim. Aşağı alıp yön değiştirip yukarı kaldırıyoruz. Tamam, şimdi oldu. Tam demin değilim ama oldu gibi sanki. Oldu oldu. Tamam. Şimdi şu parçaları eşleyeceğiz. Şu parçaları. Şu zaten doğru yerde. Buna hiç dokunmayalım. Tam denk gelmiş. Şuna bakalım. Buraya bir kırmızı ve yeşil gelecek. Kırmızı ve yeşil içeren bir parça bakalım. Yok, çünkü burada. Buraya da o zaman kırmızı ve mavi içeren bir parça bakalım. O da yok. O da burada. O zaman şunu bir çıkaralım. Kırmızı maviyi çıkardım. Kırmızı mavi buraya eşleyeceğim. Şuradan buraya eşleyeceğim. Kırmızısı bu tarafa, mavisi bu tarafa bakacak. Bunu da buraya eşleyeceğim. Bunu çıkardıktan sonra. Kırmızı ve yeşil var. Şu. Bu parçanın buraya gelmesi lazım. Alt sağ, sol aşağı, alt sola, sol yukarı, alt sola, ön sola, alt sağ, ön sağ. Böylece eşleşti. Son bir parça kaldı. Şuraya hangisi gelecek? Onu tam bulamadım. Mavi de sarı mı? Mavi ve turuncu mu? Mavi ve turuncu. Ha, şu. Şu parçanın buraya gelmesi lazım. Bunu burada tutuyoruz ilk önce. Bu parçayı buraya eşleyeceğiz. Alt sağ, sol aşağı, alt sola, sol yukarı, alt sola, ön sola, alt sağ, ön sağ. Böylece eşleşmiş oluyor. Şimdi ilk iki katmanı bitirdik. Çünkü ters çeviriyoruz. Son katmanda artı yapıyoruz. Zaten burada hepsi yazılı olduğu için hangisi artı hangisi değil o belli. Şuradan bir ön sağ diye başlayan algoritmayı yapalım. Böylece artının şu uçları olmuş olsun. Ön sağ, sağ yukarı, üst sağ, sağ aşağı, üst sola, ön sola. Bir daha ön sağ, sağ yukarı, üst sağ, sağ aşağı, üst sola, ön sola. Artıyı yaptık. Artının şu an şu ucu doğru. Tam denk gelmiş. Hatta biraz dikkatli bakarsak şöyle tam denk gelmiş örümcek kısmı. Bunu böyle tutuyoruz. Bize yakın duruyor. Burada duruyor. Sağ yukarı, üst sağ, sağ aşağı, üst sağ, sağ yukarı, üst iki kez sağ, sağ aşağı yapıyoruz. Eğer hepsi düzelmemişse bir daha yapıyoruz. Sağ yukarı, üst sağ, sağ aşağı, üst sağ, sağ yukarı, üst iki kez sağ, sağ aşağı. Böylece artının bütün uçları düzelmiş oluyor. Şöyle tutayım.
bütün uçları düzelmiş oluyor. Şimdi köşe parçalarına bakıyoruz. Şu köşe zaten tam denk gelmiş, bu belli. Bunu burada tutup köşeleri yerleştirme algoritması yapıyoruz. Doğru köşe bu. Burada durması gerekiyor çünkü. Üst sağ, sağ yukarı, üst sola, sol yukarı, üst sağ, sağ aşağı, üst sola, sol aşağı. Bakıyoruz. Bütün köşeler doğru yere geldi mi? Şu durumda geldi. Demek ki her köşeye aşağı, sol, yukarı, sağ yapacağız. Şu hariç. Bu doğru yerde çünkü. Şunları aşağı, sol, yukarı, sağ yapacağız. Sarıları yukarı baktıracağız. Böylece küp çözülecek. Aşağı, sol. Yukarı, sağ diye yapıyoruz. Bu geldi. Bir çeviriyoruz. Bunu aşağı, sol, yukarı, sağ yapıyoruz. Bu da geldi. Bir tur daha çeviriyoruz. Son köşeyi de aşağı, sol, yukarı, sağ yaptırıyoruz. Küpü tamamlıyoruz. Üst tarafı da düzeltiyoruz. Böylece tamamlanmış oluyor. Bu örümcek adam. O da Venom. Bu Octopus muydu neydi bilmiyorum. Ahtapot gibi adam. Bu da örümcek adamın değişik bir kostümü. Bunu da hatırlamıyorum. Bu da zaten Magic Cube Ultimate Spider-Man yazıyor. Evet, resimli küp dediğimiz örümcek adam modeli de bu şekilde çözülüyor arkadaşlar. Umarım yardımcı olmuşumdur. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.